Merhaba arkadaşlar. Selam millet. Sizlere Asus standından seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda iki tane canavar duruyor. Şöyle gösterelim hemen. Bu arkadaşımız bildiğiniz gibi şu an Nvidia'daki 980 Ti var. En iyi ekran kartlarından biri. ROG Matrix sürümü çıktı. Asus'un kendi özel çıkardı. Tabii ki bu overclock edilmiş ve ekstradan overclock edilebilme şansı tanıyor size GPU Tweak 2 sayesinde. Bunun dışında anında soğutma özelliği var ve size aşırı ısınmadan dolayı sağlanabilecek sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Bunun dışında yanımızda bir de anakartımız var. Anakartımız yepyeni ve şöyle bir aparat var. Gördüğünüz gibi Ethernet girişi ve haliyle size ekstradan internet bağlantısı sağlayabilecek. 10 gigabite kadar internet sizi destekleyecek bu anakart bu sayesinde. Peki zaten bu yok muydu bütün anakartlar? Yok. Bu serinin yanında yani bir nevi hediye gibi. Z170 Extreme chipseti var. Kendi arkadaşımız şimdi tasarımsal da Asus'un ROG serisinde gördüğümüz Extreme serilerinde gördüğümüz çok güzel tasarım var. Ayrıca şunu da gösterelim. Gördüğünüz gibi ses ayarı yapan bir şey. Bu da kasamıza CD gözüne koyabileceğiniz, hani o yukarıdaki gözlere koyabileceğiniz sistem. Bu da size ekstra kulaklıklar için inanılmaz hi-fi desteği sunuyor ve oyun oynarken kulaklığınızı taktığınızda oyun seslerinde eğer iyi bir kulaklıksa tabii ki. Bu da yanında hediye mi peki? Ya şu, bu üçü direkt bir seri hani nasıl diyeyim? Evet. Set olarak. Tabii bunu ayrı olarak da alabiliyorsun, bunu da ayrı alabilirsin, bunu da ayrı alabilirsin. Birbiriyle mükemmel uyumlu çalışıyor. Yani bunu da zaten direkt şurada da göreceksiniz. Tayvan'da üretilen Asus Corsair diye bir şey. Ekstra hızlı internetli, inanılmaz destek yani. Gayet görebileceğimiz en iyi anakart biri ve ses sistemi var diyebiliriz. Bu üçlüyle beraber. Bu da yanımda şu arkadaşı şöyle yerleştirdiğimizi düşünün. İnanılmaz bir ses çıkar aslında ortaya. Anakart da gerçekten büyük ve ağır tabii ki haliyle 980 Ti ve bu kadar geliştirilmiş olunca Republic of Gamers'ı burada görebiliyoruz. Ya sonuç olarak mesela burada kaç port koymuşlar? 1, 2, 3 display portu var. Bir de HDMI var. Bir de DVI portu koymuşlar. Oldukça ağır diyebileceğim bir şey. Burada alüminyum, metal bir kasası var. Ama sonuçta oyuncu insanlar için inanılmaz. Bu fanların her biri de özellikle şey yapılmış. Dizayn edilmiş. İyice soğutmak için bu anında soğutma özelliğini yapabilmek için. Yani buradan söyleyebileceğimiz görebileceğiniz en iyi setlerden birini Asus bize burada göstermiş oldu. Detaylarını daha sonra daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Hatta incelemesi yani yazılı incelemesini de sizlere yapabiliriz. Ben şunu biliyorum bak kasada şu. Bunu çıkardım mı saat duruyor. Çok doğru. Neyse şimdi bir tane daha bilgisayar var. Hemen hızlıca onun da yanına geçelim arkadaşlar. Değişte geldik. Sana dediğim arkadaş bu. Evet, Aydoğan beni bayağı sağlam değişik bir kasanın yanına getirdi. Harbiden de değdiği kadar varmış. Şöyle yakından göstereyim. Ali Abbas isimli. İşte babası Pakistanlı, annesi başka bir yerde. İngiliz. Kendisi Avusturya'da doğmuş ve Almanya'da yaşıyor. Yani bir abimizin modifikasyonladığı, hani bilgisayar, masaüstü bilgisayarla uğraşanlar bir kasa modifikasyonu bambaşka bir şeydir. Aynen. Bambaşka bir uğraşanıdır. Böyle bir modifikasyon çıkarmış ama özellik olarak iki tane GTX 980 Ti koymuş. Mesela bir tanesi yetmedi. Biraz önce gördüğümüz Ti'den adam SLR yapıp coşturmuş. İki tane yapmış. Şöyle burada 16 GB RAM var. Onun dışında çok fazla işlemcisini sormayı unuttuk abi. Ali Abbas'la biraz muhabbet etme şansımız oldu. Şu yani bizim daha çok materyallerden bahsetti. İşte buradaki plexiglassları kendi yaptığı plexiglass makinesine kestirmiş. Onun dışında şurada bir webcam var. Şöyle. Gayet enteresan, güzel bir kasa modifikasyonu olması var içinde ROG'un Enermax'i. Yani zaten çok çok güzel bir özellik var içinde. Hani işlemcisi de boş bir işlemci olacağını sanmıyorum. En azından i7 olduğu belli bir şey. Tabii Asus destekli olduğu hatta, için 2 tane 980'i yapıştırmış için o da ayrı mesele. Bu böyle olduğuna göre çok büyük ihtimalle yanındaki de şey olacağını düşünüyorum. 67.0K'dır bu. i7-67.0K Sky ile. İçindeki ekran kartı da size biraz önce anlattığımız ekran kartı, Special Edition, iki tane Special Edition, 980 Ti var ve hayvancıl bir bilgisayara Ali Abbas arkadaşımız da çok çok güzel bir tasarım. Arkadaşımız değil, abimiz de. Adam kaç yaşında, 40 yaşında vardır yani. Belki neyse. Arkadaş olmuşuzdur belki, bir şey hediye eder falan, yemez mi? Belki. Yani bak şurada bir tane daha cengaver var, gel bir de ona bakalım. Gel, hemen geçelim. Şöyle alanı dolaşırken
bunu yapan adamı bulamadık. Bunu da galiba Ali abim yaptı acaba. Olabilir. Bunda böyle sıvı. Yok bu ama bu sefer adı varmış bak. Maximus Prime X'miş. Zaten direkt Transformers'tan esinlenmiş bir bilgisayar olduğu çok belli. Burada da değişik enteresan bir kasa modifikasyonu görüyoruz. Burada da bol bol plexiglass malzeme kullanılmış. Burada şöyle enteresan bir sıvı soğutma mıydı bu? Aynen. Aynen. Sıvı soğutma sistemi var. Ben kasa toplama işlerinden, modifikasyon işlerinden deli deli anlamıyorum. O yüzden şimdiden kusuruma bakmayın diye millet. Şöyle biz size en iyisi biraz görüntüleri gösterelim. Evet. Yine 2 adet SLI yapılmış Poseidon serisinden 980 Ti'yimiz var orada. Ya 980 Ti'yi burada herhalde bol bulmuşlar. Her şeyi görmüşler. Her şeyi. Aynen. Ama bu seferki Rogue'un değil Poseidon serisinden. Poseidon. Zaten Poseidon olunca bu likit yani sıvı soğutmayı da gördüğünüz gibi çok sağlam. Sanırım bunlar da plexiglass. Plexiglass borularla çalıştırmışlar. Elleme bozacaksın, elleme. Var böyle bir bozaga sekin. Aile büyüğü gibi. Oğlum elleme, elleme bozulacak mı? Evet. Bunun dışında 4 tane DDR4 RAM var. 4 tane DDR4. Aynen. Ama yani totalde 16 GB. Yok DDR4'ten ama şey 4 GB olduğunu bilmiyorum. GB'ını yazmamışlar buraya. Şöyle. Çok büyük ihtimalle yine 4x4 yapmışlardır. Bunun dışında HyperX SSD var işin içinde. Onun da GB'ını yazmamışlar. O da nerede? O kardeşimiz de bu içinde. Arada görebileceksiniz. Kingston'dan almışlar. Bunun dışında işlemcisi 67.0K yine tahmin ettiğimiz gibi. Şurada. Aynen şu an gördüğün yerde işlemci var onun altında. Onun altında efsane bir işlemci yatıyor. Ve yani kasası zaten efsane bir detay. Var bir de bildiğin kasa gibi olmuş. Sonuç olarak hani bu tarz şeylere de destek vermiş Asus. Madem oynayacaksınız şekilde şu modifikasyonu yapabilirsiniz sonsuzca. Arkadaşımız var burada. Şampiyonların tercihi diye de yapıştırmışlar. Nerede yapıştırmışlar? Aha. He. Burada. Tamam. Yani normal işte 2 tane 980 Ti olsun, işte 67.0K olsun, hayvancıl bir bilgisayarım olsun diyorsun. Ama küçük bir kasaya koyup orada takılmasını istemiyorsan da böyle bir şeyler yapmak gerekiyor işte. Aynen. Evde boş boş oturan arkadaşlarımız da varsa bence modifikasyon işi çok çok eğlenceli. Kendi masaüstü bilgisayarlarını yapabilirler. Hatta yapanlar da vardır illaki aranızda. Bizlere yorum yapıyor. Atın bize görelim bence. Yapan vardır bizde de. İllaki var. İllaki var da. Çok güzel olmasınlar yapanlar. Bizde de zehir gibi fikirler var. Aynen öyle. Neyse bu da şimdilik Asus kısmının bilgisayar kısmından bu kadar diyelim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ekranda gördüğünüz adreslerden de takip edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.